Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kombi regülatörü takacağız. Kombi regülatörünü takmamızın sebebini sizlere şimdi izah edeceğim arkadaşlar. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugünkü müşterimizin şikayeti kombisinin anakartı yanmış. Şu şekilde sigortalarını da attırmış. Şu küçük cam sigortalar. Ve anakartının zarar gördüğünü servisçi arkadaşlarımız tespit etmiş, kartı değiştirmişler. Buraya bizi çağıran arkadaşımız bizim müşterimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz bizi tekrar tercih ettiği için. Biz şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Prizdeki voltajımızı ölçtüğümüzde getir abi. Arkadaşlar 5 dakika önce burası 235-234'tü. Bu ortalamanın 15 volt üstüne çıkmış durumda. Kombi anakartları nasıl zarar görür? Kombinin anakartları çok düşük voltaj gelirse yanar arkadaşlar. Yüksek voltaj gelirse yine yanar. Bunu önlememiz için ne yapmamız gerekiyor? Bir kombi regülatörü alıp kombinin yanına giriş ve çıkış olarak şimdi sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Bunun özelliği, eğer elektrik düşük geliyorsa, misal veriyorum 170 gelebilir, 180 gelebilir. 180 volt elektrik geliyorsa 220 çıkış verir. Eğer 230 geliyorsa, misal 240 volt geliyorsa, yüksek elektrik geliyorsa yine 220 verir. Regülatörün özelliği sabit 220 çıkış vermesidir arkadaşlar. Zaten videomuzun sonunda da sizlere nasıl çalıştığını göstereceğim. Kombi regülatörünü bağlamak aslında o kadar zor değil. Ama tabii ki de bilir kişinin yapması daha iyi olur. Regülatörümüzün üstünde yine bir korumak için, yani koruması için cam sigortamız var. Burada açma kapama on off düğmemiz var arkadaşlar burada. Bu fişi biz giriş olarak alacağız. Çıkışı bunun burasıdır arkadaşlar. Biz şimdi kombinin kablosunu buradan sökeceğiz. Kombinin kendi kablosuna fiş takacağız. Bu fişi iptal edip sigortadan direkt bağlantı alacağız. Böylelikle işimizi sonlandırmış olacağız. Yakına gelebiliriz. Arkadaşlar benim burayı sökmemin sebebi fiş takacağız buna. Regülatörden çıkış alabilmemiz için. Bir de malumumuz ki kış ayları geldi. Kombilerimizi artık yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. İster istemez elektrikler bazen yüksek bazen düşük gelebiliyor. Bu tarz konularda da kombimizin anakartları zarar görebiliyor arkadaşlar. Kombi regülatörü kombinin güvenliği için gerçekten güzel bir şey. Eğer sizde de yoksa takmanızı, taktırmanızı sizlere tavsiye ederim. Elektrik yükselmesinde ve düşmesinde kombinin anakartları diğer cihazlara binaen biraz daha hassastır arkadaşlar. Zaten o kadar aşırı büyük çekmiyor. Kombilerde zaten kullandığımız sigortada 2 amperi geçmiyor. Ekseri servislerin istediği 2 amper. Öyle yüksek amperli bir sigortada kullanmıyoruz.
arkadaşlar fişimizi hazır ettik. Şimdi bunu asmak için şuraya ufak bir işlem yapacağız. Arkadaşlar kabloyu ek yapmak istemiyorum. Onun için biraz mesafe 0'a 0 kurtaracak. 2 santim bizim için yeterli. Arkadaşlar kombiye bağlamış olduğum fişi regülatörün şu priz olan yeri regülatörün kendi çıkışıdır. Bunu bu şekilde buraya bağladık. Normalde buna priz yapmışlar hani prize takılması için ama buradaki biz sigortayı iptal etmek istemedik. Fişi keseceğiz, direkt bağlantı yapacağız. Arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Bağlantı yaparken öncelik nötrü bağlıyoruz. Dediğim gibi olur. İnsanlık hali elektrik açıkta kalmış olur. Geri dönüşüm yapmasın diye önce nötrü toprağa sonra fazı bağlıyoruz arkadaşlar. Can güvenliğimiz için. Evet arkadaşlar, enerjimizi veriyoruz. Evet arkadaşlar, şu an ölçümümüzü yaptı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elektriğimiz şu an 234 geliyor arkadaşlar. Yüksek voltaj korumalı dediği için hani burada girişimiz bu, çıkışımız bu. Çıkışımızı sabit 220 olarak veriyor. Giriş görüldüğü gibi arkadaşlar hani elektriğimiz biraz burada yüksek geliyor. Eğer bunu regülatöre koymasaydık belki hemen arıza yapmayabilir ama ilerleyen zamanda kombinin anakartına tekrar zarar verecekti arkadaşlar. Şu an arkadaşımız kombisini korumaya aldı. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.